Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan üzerine dehirden, zamandan öyle bir müddet geldi ki, o zaman o anılmaya değer bir şey değildi. Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden, erkek ve kadın sularından yarattık da, onu işitici, görücü yaptık. Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Çünkü biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Kuşkusuz iyiler de karışımı kefur olan dolgun bir kadehten içerler. Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak akıtırlar onu. O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın olan bir günden korkarlar. Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz derler. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Orada ne yakıcı güneş görürler ne de şiddetli soğuk. Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler ki, onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir. Bu orada bir pınardır ki, adına selsebil derler. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır. Onları görünce saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün. Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Onlara şöyle denir: İşte bu sizin bir mükafatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana kısım kısım biz indirdik. O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir bölümünde de ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl. Hem de onu uzun bir gece tesbih et. Teheccüd namazı kıl. Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar. Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakitte kılıklarını değiştiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine sokar, zalimler ise acıklı bir azap hazırlamıştır. Sadakallahü'l-Azim.